Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Dizilere son sıra devam ediyoruz. İnanılmaz sorular çözdük. İnanılmaz sorularla devam edeceğiz tabii ki. Tabii ki ben varsam. Şunu düşündüm, ben varsam. Neden inanılmaz? Olmasın. A1 eşittir eksi 2. A4 eşittir 7 olmak üzere aynısının indirgeme bağıntısı verilmiş. Buna göre A11 kaçtır diye soruyor. İstiyorsanız alt alta teker teker yazın ama biraz uzun sürdüğünü farkında olmalısınız. Onun yerine şöyle yapalım. Bu A'nın bir karşı tarafı atayım, bakayım neler oluyor, neler. A'n ile A'n artı 2'nin toplamı A'n artı 1'in 2 katına eşit. Yani A'n artı 1 ile A'n artı 1'in toplamına eşit. Şunu görseniz ne kadar güzel olacak. Altların toplamı, yani n ile n artı 2'nin toplamı n artı 1 ile n artı 1'in toplamına eşit. İki tarafta altların toplamında, yani sıra numaraların toplamında 2 n artı 2 çıkıyor. Bu ne demek? Bu bir aritmetik diz demek. Demek ki sıra numaralarının toplamı eşit olan dizilerin terimlerinin toplamı eşitse aritmetik dizidir diyoruz. Ya da aritmetik dizide böyleydi diyoruz. Bu bir aritmetik dizi ise ben A4'ten A1'i çıkarsam 3 tane D bulacağımı biliyorum. Çünkü 4 ile 1 arasındaki fark 3. 7 eksi eksi 2 3 D'ymiş. Buradan D'yi yapıştırdım 3. Bana A11'i soruyor. A11'den fark etmez A4 veya A1'i çıkarsam 7 tane D çıkacak. A11 ile 4'ün arasındaki fark 7 olduğu için A11 eksi A4 dediğim şey 7 eşittir 7 çarpı 3'ten 21. A1 dediğim şey 28 çıktı ve geçtim soruyu. Geldim buraya, bir toplam sembolü sorusu. Ben direkt alt tarafı yapıştırabilir miyim? Bence yapıştırabilirim. Yapıştırdım, geldi. Burası n çarpı n artı 1 bölü 2. Ters çevirip çarptım. Şöyle oldu. 4 bölü n çarpı n artı 1. Şimdi iki şekilde çözeceğim soruyu. Soru yanlış yazmışım ama iki şekilde çözeceğim. 1 k eşittir 5'ten 14'e olsun. Şimdi k eşittir 5'ten 14'e gidiyorsa burada kaç tane terim var? 10 tane terim var. Bu k için sabit bir sayı olduğu için cevap ne çıkıyor? 10 çarpı 10 terim olduğu için 10 çarpı n artı 1 çıkıyor. Yani terim sayısı çarpı buradaki sabit sayı çıkıyor. Ama tabii ben burayı yanlışlıkla k yazmışım. Bunun n olması lazım. Cevap bu değil. O zaman diyeceğim ki nasıl ayırıyorduk, hatırla. 1 bölü n çarpı n artı 1 eşittir 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 olacak idi. Bunu bileceksin. Dizilerde önemli. Bunu bileceksin dedikten hemen sonra da diyorum ki ben burayı ayırdım. K değil tabii ki. N eşittir 5'ten 14'e kadar. 4 bölü 4 parantezini alıyorum aslında. 4 parantezinde 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1. Alayını 4 parantezine aldığımı düşünerek soruyu çözüyorum. Alayını 4 parantezine aldım. 5 koydum yerine 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6. 6 koydum yerine 1 bölü 6 eksi 1 bölü 7. 7 koydum yerine şu eksi var arada. 1 bölü 7 eksi 1 bölü 8. Falan filan falan filan. 14 koydum yerine 1 bölü 14 eksi 1 bölü 15 ve hepsini topladım. Toplayınca 6'lar, 7'ler, 8'ler, 14'ler gitti. 1 bölü 5'ten 1 bölü 15 çıkarttığım zaman ne çıkıyor? 2 bölü 15 çıkıyor. 3 bölü 15, 1 bölü 15, 2 bölü 15, 4 ile çarptım. Cevap 8 bölü 15 dedim. Geçtim. Doğru versiyonu bu sorunun. Geldim buraya. X eşittir 5'ten 10'a kadar x eksi 3 eksi x falan filan diyor. Şimdi böyle bir soruda iki şekilde çözebilirsiniz yine. Ya ben buranın işte hangi değerlerden küçük, hangi değerlerden büyükken nasıl çıkacağını bulurum. Ya da yerine koyarım ki ben bu kadar asla yerine koyarım gider. Siz onu düşünürken ben direkt yerine koyarım. Bazen düşünmekten daha çok yapmak lazım. 5'i yerine koydum. 5 eksi 3'ten 2. 2 mutlak değer dışına 2 olarak çıktı. 5 çıkarttım. 3 çıktı mutlak değer dışına. Artı hep pozitif olacak. 6 yerine koydum. 3 eksi 6'dan 3 çıktı mutlak değer dışına. 7 yerine koydum. 4 eksi 7'den 3 çıktı mutlak değer dışına. 8 yerine koydum. 8 eksi 5. 8 eksi 3. 5. 5 eksi 8'den 3 çıktı mutlak değer dışına. 9'u yerine koydum. 6 eksi 9'dan 3 çıktı mutlak değer dışına. İnanılmaz. Onu yerine koydum. Çok güzel oldu. 3 çıktı mutlak değer dışına. Ya da hadi diğer yolu da çözelim. X buraya bakınca 3'ten büyük. Neden 3'ten büyük?
10 ile 5 arasındaki sayılar 3'ten büyük çünkü. X, x, 3 aynen çıktı mı? Çıktı. Yanında x, x var mı? Var. Bunlar gitti mi? Gitti. X, 3 dışarı 3 çıktı mı? Çıktı. 5, 6, 7, 8, 7, 8 için 3 çıkacak mı? Çıkacak. Kaç tane terim var? 10'dan 5 çıkarttım. 1 ekledim mi? 6. 6 ile 3'ü çarptım. Geçtim diyebilirim. Pozitif terimde geometrik dizide. A1 artı A2 artı A3 bölü. A3 artı A4 artı. A5 işte 5 olduğuna göre bu dizinin ortak çarpanı nedir diye soruyor. Burada hiç düşünmeden en küçüklere göre parantez alma yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şunu biliyorum. A1 A1'dir. Peki A2 nedir? A2 A1'in R katıdır. R ile çarpa çarpa ilerliyor geometrik dizi. A3 nedir? A3 A1'in R'nin karesi katıdır. İki kere R ile çarpacağım. Alt tarafı da en küçüğe göre düzenleyelim. Ya da hepsini A1'e göre düzenleyelim elimizdeymişken. A1 çarpı bunu bir kere daha R ile çarparsam demeyeceğim. Tabii A3'ü yukarıda yazmıştım, aşağıda da yazayım. Şimdi A3'ü bir tane daha R ile çarparsam A4'ü elde ederim. A4'ü bir tane daha R ile çarparsam A5'i elde ederim dedim. Burası 4. Niye yazamıyorum ben? Bugün. Evet. Şimdi yukarıyı A1 parantezine aldım. A1 parantezinde burada 1 kaldı, burada R kaldı, burada R kare kaldı dedim. Aşağıyı A1 R kare parantezine aldım. A1 çarpı R kare parantezinde 1 kaldı. Burada bir tane R kaldı, burada R kare kaldı. İnanılmaz. Bunlar gitti. A1'ler gitti. 1 bölü R kareyi buldum. 5. R kareyi buldum. 1 bölü 5. R'yi buldum. 1 bölü kök 5 mi? Eksi 1 bölü kök 5 mi diye düşünürken imdadıma koşan bir şey var. Pozitif terimli. Pozitif terimli olabilmesi için R'nin pozitif olması lazım. A1'in de pozitif olması lazım. Peki burada bir hatırlatma yapalım, öyle geçelim. Negatif terimli olması için lazım. Mesela R eksi 3 olsun. Sallıyorum şu anda. A1 eşittir 5 olsun. Bu ne demek? İlk terim 5. İkinci terim için eksi 3 ile çarptım. Eksi 15. Üçüncü terim için eksi 3 ile çarptım. 45. Dikkatini çekiyorsa R negatifse bir pozitif bir negatif diye devam ediyor. O zaman pozitif terimde de dese, negatif terimde dese R'nin pozitif olması lazım. Negatif terim ne demek? A1 mesela eksi 2 olsun. R'si 2 olsun. Sürekli 2 ile çarpıyorum. Eksi 2 A1. Sonra ne geldi? 2 ile çarptım eksi 4. 2 ile çarptım eksi 8. 2 ile çarptım eksi 16. Dikkatini çekiyoruz. Hepsi negatif geldi mi? Geldi. O zaman pozitif terimde dese, negatif terimde dese bütün terimlerin işaretleri aynıysa R'nin pozitif olması şarttır dedim. İnanılmaz bilgi veriyorum. Evet. Geçtik. AN bir aritmetik dizi olmak üzere bu işlemin sonucu bu dizinin kaçıncı terimine daima eşittir diye soruyor bana. Çünkü bu sabit bir dizi olabilirdi. Bütün terimlerin eşit olabilirdi diye düşünebilirim ben aslında. Şimdi ben şu ikisine bakarak diyorum ki A1'den A3'ü çıkartırsam aradaki fark eksi 2 olduğu için eksi 2D çıkar. Şu ikisine bakarak eksi 2D çıkar, aradaki fark eksi 2. İşte A1 eksi A3 var. Artı A5 eksi A7 var. Artı A9 eksi A11 var. Kafa karışıyorsa hepsini yaz. Şu anda benim kafam karışık. Hepsini yazıyorum. A13 eksi A15 artı A17 eksi A19. Çifter çifter şey teker teker gidiyor zaten. Artı A21. Eksi 2D eksi 2D eksi 2D eksi 2D eksi 2D. 1, 2, 3, 4, 5 tane eksi 2D var. En sonunda A21 eksi 10D var. A21 eksi 10D ne demek? A21 eksi 10D A11 demek. Çünkü aralarında 10 fark var. Yani 10D düşürürsem A21'den A11 çıkar. Demek ki 11. terimle daima eşitmiş. AN1 aritmetik dizi olmak üzere A5, A17, A29 toplamı 21 olduğuna göre A8 ile A16'nın toplamı kaçtır diye soruyor bana bu arkadaş. Şimdi benim burada şunu görmem lazım. Yeniden bir hatırlatma yapıyorum. Önemli bir özellik olduğu için sürekli hatırlatabilirim bu özelliği. M artı N x artı y eşitse aritmetik dizi için geçerli bir kural söylüyorum. AM artı AN AX artı AY'ye eşittir diyorum. Mesela hemen bir örnek veriyorum. A3 artı A9 eşittir A5 artı A7. Neden? Çünkü 3 ile 9'un toplamı 5 ile 7'nin toplamına eşittir. O yüzden. O yüzden bu terimlerde birbirine eşit oluyor. Buraya da bakınca benim gördüğüm şey şu. 5 ile 29'un toplamı 34. 8 ile 26'un toplamı 34. Hatta bunlar 17'nin 2 katı. O zaman A5 ile A29'u toplarsam hatta A8 ile A26'yı toplarsam hatta A17 ile A17'yi toplarsam aynı oluyorlar. Neden? 34. 34. 34. Gördük mü? O zaman ben buraya 2 tane A17 diyebilirim.
Buralarıyla buranın toplamında 2 tane A17, bir tane de burada var. O zaman buraya da 3 tane A17 diyebilirim. 3 tane A17'yi vermiş 21. A17'yi buldum 7. 2 tane A17'yi soruyor 14 yapıştır geç. Bu dizinin kaç terimi pozitif? Bana bunu soruyor arkadaşlar. Direkt eşitsizlik hesabı yapacağım. Eksi n kare artı 9n artı 36 bölü 4n eksi 25 pozitif olsun istiyorum. Eksi parantezini alayım. Yukarı tarafı n kare eksi 9n eksi 36'nın eksi ile çarpılmış hali bölü 4n eksi 25. Eksi parantezinde bir de çarpanları ayırayım. N eksi 12 ile n artı 3'ün çarpımı. Alt tarafta da 4 parantezinde n eksi 25 bölü 4 var. Bütün kökleri buldum. Eşitsizlik yapacağım şu anda. Eksi 3 kökü var. 25 bölü 4 kökü var. Yaklaşık 6.25 yaklaşık derken birebir. 12 kökü var. Hepsi tek katlı kök. En sağdan eksiyle başlayacağım. Artı, eksi, artı. Ondan sonra pozitifleri karalayacağım. N'in yerine koyabileceğim sayılar eksi 3'ten küçük sayılar ki koyamam. Çünkü dizi olabilmesi için pozitif tam sayı olması lazım. Bir de 25 bölü 4 ile 12 arasındaki sayılar. 25 bölü 4 6.25 demiştik. 25 bölü 4 ile 12 arasındaki sayılar 6.25'den büyük. 12'den küçük. Bunlar var. Kaç terim oldu? 1, 2, 3, 4, 5 terim var dedim. Problemi olan varsa aşağıya yazıktırsın. AN bir aritmetik dizi olmak üzere A7'yi vermiş, A13'ü vermiş, A37'yi soruyor. Ne kadar da zor bir soru. A13'den A7'yi çıkartınca ne olduğunu buluyorum. 13-7'den 6 de. A37'den herhangi birini mesela A7'yi çıkartınca ne olduğunu buluyorum. 30 de. Yani 37-7, 30. Evet. Şimdi bu arkadaş 17, bu arkadaş 14, yani 3 6D'ye eşit. 3 6D'ye eşitse 30D dediğim şey aslında bunun 5 katı, o yüzden 15. Hiç D'yi hesaplamaya gerek yok. A37'yi soruyor. A7'yi vermiş. O zaman A37 dediğim şey yazıyorum. Geçiyorum. Hangileri sabit dizi değildir diye soruyor bana. Sabit dizi zaten sabit dizidir. Bu arkadaş sabit dizidir. Bütün terimleri 7 dikkati çekiyorsa en yerine 1 koy, 2 koy, 3 koy, 4 koy. Ben öyle bakacağım. En yerine 1 koyduğum zaman cos pi, en yerine 1 koyduğum zaman eksi 1 oldu. En yerine 2 koyduğum zaman cos 2 pi, cos 360, cos 0'a eşit 1 oldu. 3 koyduğum zaman eksi 1 oldu. 4 koyduğum zaman 1 oldu. Zaten ilk iki terimden anladım eşit olmadığını birbirine. Geçtim. Şimdi buraya bakarsak hiç en yerine bir şey koymaya da gerek yok. Çünkü 2n'in ben çift olduğunu biliyorum. 7 çıkartınca tek olduğunu biliyorum. Üstün daima tek olacağını biliyorum. Çünkü n tam sayı. Üst daima tekse bunun sonucu her türlü eksi 1. Yani bütün terimleri eksi 1. Bu olur. Bu bizden. Geldim aşağı tarafa. Şimdi buraya bakarsanız da şöyle bir şey göreceksiniz. Yukarı tarafta 7n artı 4 var. Alt tarafta 2 parantezinde 7n artı 4 var. 7n artı 4'ler birbirini ne güzel götürüyor. Cevap 1 bölü 2 geliyor. Dn 1 bölü 2 ise her türlü sabit dizi. Geldim buraya. N yerine 1 koydum sin pi 0. N yerine 2 koydum sin 2 pi 0. N yerine 3 koydum sin 3 pi 0. N'in bütün katları 0. O zaman alayım seni de dedim. Geldim buraya. Dikkatinizi çekiyorsa 2 parantezini alırsam n-2 geliyor yukarısı. Aşağı tarafta n-2 geliyor. n-2'ler sayılıyor. Cevap 2. Bu bir sabit dizidir derseniz feci çuvallarsınız. Benden size söylemesi. Çünkü bu arkadaş dizi değildir. Dikkat etmen gereken yerde burasıydı zaten soruda. Dizi olabilmesi için en yerine bütün pozitif tam sayıların konulabiliyor olması lazım arkadaşlar. O zaman en yerine 2 koyabiliyor muyum diye bakarım. Vallahi koyamıyorum. Neden koyamıyorum? Çünkü en yerine 2 koyarsam orası tanımsız oluyor. Demek ki koyamıyorum. O yüzden bu bir sabit dizi değildir. Bu bir dizi değildir. Sabit sayı eyvallah ama sabit dizi. Hayır. Öyle bir şey yok. Bizi kandırmaya çalışmayın. Geçim. Böyle indirgeme bağıntısı ile verilen bir dizide A1 1 ve A3 8 olduğuna göre A5 kaçtır diye soruyor bana. Şimdi ben eksilerde kafam karıştığı için yapıyorum. Siz yapmanıza gerek yok. AN'i karşı tarafa attım. AN artı 2 eşittir. 3 tane AN artı 1 yazdım. Şimdi burada yerine koyacağım. N yerine 1'den başlayacağım. Koyma.
A1 artı A3 eşittir 3 tane A2. En yana 2 koydum. A2 artı A4 eşittir 3 tane A3. 5'i bulmak için bir tane daha koymam lazımmış. A3 artı A5 eşittir 3 tane A4. Şimdi sırada yazmak var. A1'in yerine 1 yazdım. A3'ün yerine 8 yazdım. Vermiş. İkisinin toplamı 9. 3 tane A2 olabilmesi için A2'nin 3 olması lazım. A2'nin yerine 3 yazdım çünkü biliyorum. A3'ün yerine 8 yazdım çünkü biliyorum. 3 tane A8 24 yaptı. Buranın 24 yapabilmesi için A4'ün 21 olması lazım dedim. Geçtim. A3'ün yerine burada yazıyor 8. A5'in yerine hiçbir şey yazmıyorum. Zaten bana onu soruyor. A4'ün yerine de 21 yazdım. 3 çarpı 21'den. Burası 84. 8'i karşı tarafa attım. 84-8, 76. İşaretle geç. Geldim bu soruya. Bakayım başka sorum kaldı mı? Kalmadı. Son sorumuzla devam ediyorum. Çözümlerime. A n eşittir 3n artı 12 bölü n artı 2 dizinin tam sayı olan terimlerin toplamı kaçtır diye soruyor. Bu temel kavramlar sorusu, bölme sorusu arkadaşlar. Ya asal çarpanlar ayırma sorusu da diyebilirsin. Yani daha çok TYT ile alakalı bir soru. Burada dizilerin farklılığı şu, sadece aklınızda kalması gereken nokta şu. N pozitif tam sayı olmak zorunda. Burada hep aynı şeyi yapıyorduk. Hatırlatmak için söylüyorum. Üst tarafta n kalmayacak şekilde üst tarafa ayırıyorum. N artı 2'nin bir tam katı olacak şekilde üst tarafı yazmam lazım. N artı 2'nin 3 katı şu mudur? O zaman ben yukarıyı 12, 6 artı 6 diye ayırsam sizin için de bence bir problem yoktur. O zaman ben yine bir ayırma işlemi yapayım. Payları birden ayırayım. Böyle yazsam yine bence bir sıkıntı yok. Burası 3 müdür? Evet. Yan taraf 6 bölü n artı 2 midir? Evet. Şimdi n bir tam sayı, bu da bir tam sayı olmasını istiyorum. Yani bu ifadenin bir tam sayı olmasını istiyorum. Çünkü tam sayı olan terimlerin toplamını istiyorum ben. N bir tam sayıysa 3 artı bu ifadenin tam sayı olabilmesi için 6'nın n artı 2'ye tam bölünüyor olması lazım. O zaman 6'nın bölenlerine bakacağım. İşte 6, 3, 2, 1 ya da eksiler olabilir diyeceğim ama burada daha da basit bir şey var. Çünkü n yerine en küçük 1 verebiliyorum. Yani payda en küçük 3 olabiliyor. Demek ki n yerine 1 ya da 4 verebilirim. Başka da hiçbir şey veremem. N yerine 1 verirsem A1 neye eşit? Hemen baktım, terimlerin toplamını istiyor benden. Çünkü A1 eşittir 15 bölü 3'ten 5. N yerine 4 versem A4 neye eşit? Hemen baktım. 4 verdim 12 artı 12'den 24 bölü 4 artı 2'den 6. Cevap 4. Bunların toplamını istiyor. Cevabı 9 buluyorum ve hesaplıyorum.